Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere görmüş olduğunuz Seat Ibiza OM teybimizi tanıtacağım. Bu cihazın özellikleri 2 GB RAM, 32 GB hafızaya sahiptir. Kasma, donma gibi özellikleri bulunmamaktadır. Cihazımız birebir uyumlu olup orijinal yerine oturmaktadır. Kesme, biçme gibi işlemler yapmanıza gerek kalmaz. Özelliklerine geçelim. Müziklerimiz burada. İstediğiniz müziğe, istediğiniz şekilde, hızlı bir şekilde geçiş yapabilirsiniz. Tuşlarımızı kullanarak rahat bir şekilde istediğiniz kısma gelebilirsiniz. Buradan navigasyonumuzu ayarlayıp hangisini kullanmak isterseniz onu buraya atayabilirsiniz. Biz buraya haritaları atayıp çıkıyoruz. Girdiğimiz zaman ise direkt otomatik olarak haritaları açıyor. Tekrardan çıkalım. Bluetooth'a buradan kolay bir geçiş yapabilirsiniz. Aranan cihazlar. Buradan isterseniz cihazları silebilirsiniz. Bakın anında direkt cihazları bulmaya başladı. Bu ayarlar kısmımız Android ayarlarının olduğu kısımdır. İstersek buradan araç ayarlarına geçiş yapabilirsiniz. Buradan istediğiniz ayara istediğiniz şekilde ulaşabilirsiniz. Burada cihazın kendi ayarları vardır. İstersek parlaklığınızı istediğiniz derecede kısıp açabilirsiniz. Burada parlaklık modumuz mevcut. İsterseniz sürekli parlak yansın, geceliğin kısılmasın, isterseniz gündüzü alabilirsiniz. İsterseniz gece modunda, isterseniz aracın farlarını açtığınız zaman otomatik olarak kısılıp kapattığınızda da otomatik olarak gündüz kısmına geçiş yapabilirsiniz. Burada kablosuz menümüz mevcut. Wi-Fi'ye kullanmak için buradan girebilirsiniz. Telefonunuzu veya evin internetine bağladığınız zaman istediğiniz şekilde YouTube, Netflix gibi bütün Google Play'de bulunan uygulamaları indirip kullanabilirsiniz. Burası USB kısımlarını bağladığımız kısım. Burası navigasyonumuzun ayarları. Burada navigasyonu kullandığınız zaman navigasyonun sesi ve arka plandaki gelmesini istediğiniz ses miktarını ayarlayabilirsiniz. Bu kısım geri vitesimizin menüsüdür. Geri vitese taktığımız zaman otomatik olarak buradaki ayarları işleme geçirerek istediğiniz şekilde ayarlarınızı kullanabilirsiniz. Burada uyku modu var. Cihazımızın uyku modunu biz 2 saatte kullanmayı tercih ediyoruz. Akümüzün daha verimli çalışması için. Burada fabrika ayarlarımız mevcut. Buradan araca yaptığımız ayarlar, CAN bus bağladığımız zaman buradan aracı seçip istediğimiz özellikleri, aracın üstünde kullandığımız donanımları buraya çekebiliriz. Bu kısımda görmüş olduğunuz gibi Android ayarları kısmına geçiş yapıyor. Cihazımızın özelliklerine bakalım. 2 GB RAM, 32 GB hafızaya sahiptir. Piyasadaki cihazlardan farklıdır. Direkt 2 GB RAM'i OBD cihazını bağladığınızda görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi geçişleri güzeldir. 2 GB RAM olmasına rağmen tam verimde çalıştığı için istediğiniz kısma geçiş yapabilirsiniz. Hiç donma kasma gibi özellikleri kullanmazsınız. Burada araç bilgi ekranımız mevcut. Aracın durumunu, araçtaki bir problemi buradan da görebilirsiniz. Araç ayarları kısmı buradan ESC'yi, sürüş yardımlarını, lastik basınçlarını, park ve asistan kısımlarını görebilirsiniz. Buradan farlarınızı, dikiz aynası ve sileceği, otomatik mod veya onun gibi kısımları ayarlayabilirsiniz. Aracınızı açıp kapatabilirsiniz. Klima ayarlarınız, sürüş modlarınız, birim vesaire vesaire bir sürü özelliği burada kullanabilirsiniz. Burada klima ayarlarımız. CAN bus'tan bağlandığımız zaman eğer aracınızda otomatik klima varsa tüm donanımı buraya çekip buradan teyip üzerinden kontrol yapabilirsiniz. Buradan videolarımızı izleyebiliyorsunuz. Şöyle bir 5-10 saniye izleyelim. Görüntü kalitesine bakalım. Şu an biraz parlama yapabilir stüdyo ortamında olduğumuz için. Ama normal hayatta böyle bir şey söz konusu bile değil. Radyomuza gelelim. Burada bizim 18 adet kaydımız mevcut. İstediğiniz radyoya gelip
şu şekilde basılı tuttuğunuzda radyoyu buraya kaydeder. Eğer ismi yazıyorsa ismiyle kaydeder. Burada müziklerimiz var. Gördüğünüz gibi geçiş yaparken hiçbir sorun yaşamıyorsunuz. Buradan USB bağlantımız, 2 adet USB çıkışımız mevcut. İkisine de geçiş yapabilirsiniz. Buraya isterseniz SD kart takıp SD kart üzerinden de dinleyebilirsiniz. Chrome'a buradan giriş yapıyorsunuz. Direksiyon ayarlarımız, biz bunu Seat Ibiza kısmında kullanmıyoruz. Çünkü bizim taktığımız teyplerde CAN-BUS modülü olduğu için modül otomatik olarak okuyup araca göre kendini kodluyor. Burada equalizer'ımız mevcut. Şu şekilde istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. İsterseniz kendi ayarlarınızı da yapabiliyorsunuz burada. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Dükkanımıza bekleriz.